Elindeki fırsatı kaçıran üç kişi. Bir hadis-i şerifte anlatıldığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde hutbe vermek üzere minbere çıkarken her üç basamakta amin dediler. Sahabe efendilerimiz hutbe bitince "Ya Resulallah, bugün sizden daha önce duymadığımız bir şeyi duyduk. Minbere çıkarken üç defa amin dediniz. Bunun hikmeti nedir acaba?" diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. O esnada Cebrail aleyhisselam geldi ve anne babasının ihtiyarlık vakitlerine yetişmiş ama anne baba hakkını gözetmemiş, onlara iyi bakarak mağfireti yakalama gibi bir fırsatı değerlendirememiş kimseye yazıklar olsun buyurdu. Burnu yere sürtülsün dedi. Ben de amin dedim. Cebrail aleyhisselam, "Ya Resulallah, bir yerde adın anıldığı halde sana salatü selam getirmeyene de yazıklar olsun, burnu yere sürtülsün" dedi. Ben de amin dedim. Ve son basamakta Cebrail yine geldi. Ramazan'ı idrak etmiş olduğu halde, Ramazan'ı yetişmiş olduğu halde Allah'ın mağfiretini kazanamamış, affı mağfireti bulamamış kimseye de yazıklar olsun dedi. Ben de amin dedim. Değerli dostlar, Cenab-ı Hak insanlara bir kısım külfet, zorluklar ve sorumluluklar yüklemiştir. Yukarıda geçen hadis-i şerifte de Allah'ın insanlara yüklediği bu sorumluluklardan üç tanesi zikredilmektedir. Bunlardan birincisi, insanın dünyaya gelmesine vesile olan anne babasına hizmet etme sorumluluğudur. İkincisi, dine ait her şeyi kendisinden öğrendiği peygamberine şükür ve minnetini ifade etme mesuliyeti. Üçüncüsü ise günahlardan arınabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın insanlara bahşettiği bir nimet olan Ramazan ayını değerlendirme mükellefiyetidir. Evet, bu üç sorumluluk da bir takım zorluk ve külfetler içermektedir. Ne var ki Allah'ın bunlara vaat ettiği mükafat ile karşılaştırıldığı zaman zorluk yani çok küçük kalır. Karşılığında cehennemden kurtuluş, cennet ve Cenab-ı Hakk'ın ruhiyeti gibi pek pahalı mükafatlar olan hiçbir zorluk büyük görülmemelidir. Aslında bir insanın anne babasını idrak etmesi, yanında Nam-ı Celil-i Muhammedi'nin yad edilmesi ya da Ramazan-ı Şerif'e erişmiş olması onun için başlı başına önemli birer ilahi nimettir. Fakat buna rağmen bu ihsan ve nimetlerin kadrini bilemeyen kimse kapısının önüne gelen fırsatları değerlendirememiş, dolayısıyla da cezaya müstahak hale gelmiş demektir. Bu sebeple Cebrail aleyhisselam bu kadar küçük külfetlere, bu kadar küçük sorumluluklara katlanıp karşılığında büyük nimetleri elde edemeyen, cehennemden kurtulmak, cennette Allah'ı görmek, seyretmek gibi büyük nimetleri kaçıranlara üzülmüştür. Bundan dolayı burnu yerde sürtülsün ifadesini kullanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu tasdik manasında duasına amin demiştir. Bundan dolayı fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Rabbim değerlendirenlerden eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.